Canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben Sevmeli Hoca, Sevmeli Hoca Matematik alanındasınız, hoş geldiniz. Gençler, yıldızlı sorular serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte çözeceğimiz, bakacağımız, tekrar edeceğimiz konumuz üstü ve köklü ifadeler. Bu konu sevgili arkadaşlarım, TYT sınavında mutlaka çıkıyor. Yani bir üstü sayı, bir köklü sayı mutlaka karşınıza çıkıyor TYT'de. Ama hani AYT'de o ilk 10 soru dediğimiz kısım, işte orada da sevgili arkadaşlarım hatta böyle ilk birkaç tane sorunun içerisinde mutlaka ama mutlaka üstü sayı, köklü sayı, mutlak değer gibi e, konulara yer veriliyor. Dolayısıyla hem TYT'de hem de AYT'de çok fazla işini görecek bir konu. Yani sen bunlardan artı netler yaptıkça zaten senin puan kaybetmemen, net puanı kaybetmemen gereken yerler bunlar. Bundan kaynaklı da üstü ve köklü ifadelere ne kadar konular kolay olsa da ne kadar yapılabilir dursa da Aman diyeyim hocam, hata matar çıkar, canını çok sıkar. Özellikle bu konulardan hata yaptığın zaman kendini affetmiyorsun, kendine sinir oluyorsun. Dolayısıyla aman diyeyim bu konulardan hata falan yapmayın gençler. Tamam mı? Dolayısıyla da gelin adam akıllı tekrarlarımızı yapalım karşına. Bu tarzda sorular çıkabilir diye ben bu soruları buraya koydum. İsmi de Yıldızlı Sorular. Biliyorsunuz ki TYT Matematik video soru kitabımızda, 40 soru serisi video soru kitabımızda zaten hali hazırda var olan bir konu. Zaten biz bunun kampını yapmıştık ve bu kampın içerisinden de benim zaten bu sorular beğenerek yazdığım sorular, karşımıza çıkabilir diye yazdığım sorular, bir de onların içerisinden yıldız attığım sorular vardı. İşte o yıldız attığım soruları bu kampta çözüyoruz. İlk defa bu videoya denk gelenler için söylüyorum bunu da. Evet gençler hazırsak, abone olduysak, videoyu da beğendiysek geçelim dersimize. Evet efendim şöyle bir bakalım sorumuza beraber. Aşağıda ta tabloda ABC sayılarının bize değerleri verilmiş arkadaşlar. A sayısı 2 üzeri 5, B sayısı 6 üzeri 5 ve C sayısı da 4 üzeri 5 olarak verilmiş. Buna göre diyor 3 tane bize ifadeler verilmiş. Bu ifadelerden hangileri birer tam sayıya eşittir diye soruluyor. Daha öncesi sınavda sınavlardan birinde çıkmış bir sorunun çok benzeri. Şimdi B bölü A'ya bakalım. Yani 6 üzeri 5'i diyor. Git 2 üzeri 5'e böl diyor. 6 üzeri 5'i 2 üzeri 5'e bölmek demek 6 bölü 2'yi. 5. kuvvetini al demek aslında bakarsan ve 6 bölü 2 de 3 olduğundan 3 üzeri 5 demektir bu. 3 üzeri 5 de sevgili arkadaşlarım 243'e eşit olduğu için bu bir tam sayıdır diyeceğiz. Yani birinci öncülde verilen ifade bir tam sayıyı eşitmiş. B bölü A kere C demiş. Şimdi B 6 üzeri 5'ti. A kere C var. Yani 2 üzeri 5 ile 4 üzeri 5'i çarp demiş. Ki bu da bana 6 üzeri 5 bölü. 2 üzeri 5 ile 4 üzeri 5'in çarpımı 8 üzeri 5 yapacaktır. Ki bu da 6 bölü 8'in 5. kuvvetidir. Yani 3 bölü 4'ün 5. kuvvetinden bahsediyoruz. Şimdi buradaki ifademiz e, tam sayı olmayan bir rasyonel sayı olduğu için bir kesir olduğu için kesirin 5. kuvvetini alsam da yine bu bana bir kesir verecektir. Tam sayı olmayan bir kesir verecektir. E tam sayı değilse de artık eminiz ikinci öncülümüz patladı demektir bu. Geldim üçüncü öncüle a artı b bölü b a artı c bölü b denmiş. Şimdi a ile c'nin toplamı aslına bakarsan 2 üzeri 5 ile 4 üzeri 5'i toplayacaksın demiş ve bunu da B'ye yani 6 üzeri 5'e böleceksin demiş. Şimdi 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 5 ile 4 üzeri 5'in toplamını hani ola ki sınavda bir kaza falan yaparsın yani yapmazsın da <laughs> yapmazsın da ben sana yapabilirsin diye söylüyorum. Hani heyecanla meyecanla elin titrer aklın karışır gidersin buraya 2 üzeri 5 ile 4 üzeri 5'in toplamına 6 üzeri 5 yazı verirsin falan aman dikkat et böyle şeylere. Ee, gençler bu tabi 6 üzeri 5 diye yazılmıyor Bunun maksimum paranteze alabilirsin Yani 2 üzeri 5 parantezini alırsın mesela Şurada 1 kalacaktır Yan tarafında da 2 üzeri 5 kalır e Bunu da 6 üzeri 5'e böleceğiz biz e Şimdi 2 üzeri 5 32 idi 1 eklersem 33 yapar Yani 2 üzeri 5 de 32 idi 32 çarpı 33 Bölü 6'nın 5. kuvveti. Şimdi sadeleşebilen burada sadece birkaç tane sayı var ama tamamı sadeleşmiyor. Tamamı sadeleşmediği için de bu bir tam sayı eşit olamaz diyeceğim. 3. öncülü de patlamıştır. O halde doğru cevabımız yalnız 1 olacaktı arkadaşlar. Yani cevabımız A'ydı. Geçelim sonraki sorumuza. Şimdi bu soruda da kare şeklinde bir kartonun üzerine genişlikleri önemsiz olan bantlar yapıştırılmış. Ve aşağıda gösterilen 8 tane eşlik dörtgen oluşturulmuş gençler. Yapıştırılan bantların toplam uzunluğunu vermiş bize 212 biçiminde. Buna göre karenin alanı soruluyor. Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor burada. Bu bir kareydi unutmayalım. Bu bir kare. Şimdi ben bu karenin şuradaki bir kenarına şuraya 4a dersem, tabii doğal olarak kare olduğu için diğer kenarı da 4a olmak zorunda değil mi? E şimdi 4A'ya 4A diye ayırıyorsak e burada da eş dikdörtgenler oluşuyorsa o halde bu dikdörtgenlerden bak şurada kalan kısa kenar A e burası da A, burası ve burası da A olacaktır. Ekstradan burası 4A'ydı burada iki, iki tane eş parça görüyoruz o halde bunların da uzunlukları 2A'ya 2A olacaktır. Bak burada da 2A'ya 2A var e burada da 2A'ya 2A var. Şimdi bu e, şeritlerin toplam uzunluğundan bahsedilmiş. E bu Şeritlerin toplam uzunluğu bak şunlardan 3 tane var ki bunların toplam toplam uzunlukları 4a. 3 kere 4a'dan 12a buradan gelecek. Artı e bir de şurada hocam 4a'mız var. Etti 16a. Şimdi bu 16a tabii ki de 2 üzeri 12'ye eşitmiş. Çünkü bana toplam uzunluk verilmiş. 2 üzeri 12 diye yazdım ben buraya. E buradaki 16'yı hocam 2 üzeri 4 çarpı a biçiminde yazamaz mıyız 16a'yı yazarız. Eşittir 2 üzeri 12 ise şimdi her iki tarafı 2 üzeri 4'e bölebilirim tabi. Böldüğüm takdirde de a eşittir. 2 üzeri hani 12'den 4'ü çıkarırım o 2 üzeri 8 gelir. Şimdi a dediğimiz uzunluk 2 üzeri 8'miş. E şimdi bana karenin alanı sorulmuş ya. Karenin alanını bulmak için ben 4 a ile 4 a'yı çarpmam gerekiyor. Yani aslına bakarsan 16 çarpı a'nın karesi demem gerekiyor. E bu da 16 çarpı a'yı bulmuştum 2 üzeri 8'de. 2 üzeri 8'in tabii ki karesini alacağım. 16 dediğim şey 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 8'in karesi de 8'de 2'nin çarpımından kaynaklı 2 üzeri 16 gelecektir. E bundan kaynaklı çarpımları 2 üzeri 20 yapar. Bu da bana alanı verir arkadaşlar. Yani cevabımız budur. 2 üzeri 20 bana cevabı verdi. Cevap nerede verilmiş? Şıklarda yok. Şimdi buna göre de düzenlememiz gerekiyor tabii. 2 üzeri 20 hangi şıktakine benzer? Mesela ben bunu şöyle yazabilirim. 2'nin 20. kuvvetini 2'nin karesinin 10. Biçim, 10. kuvveti biçimde yazar, yazacak olursam 2'nin karesi 4'tür. 4 üzeri 10 bana cevabı verir diyeceğim. Doğru cevap A şıkkında verilmiş. Mesela bazen buna bile dikkat etmek gerekiyor aslında. Mesela sınav esnasında abi. Ki ben öğrenciyken çok yaşadım bu durumları. O yüzden söylüyorum size. Mesela sınav esnasında gittin. Sen cevabı şu buldun tamam mı? Aslında bulduğun cevap son derece doğru bir cevap. Yani kesinlikle cevap bu. 2 üzeri 20. Eşiklere bakıyorsun yok. Sınav stresiyle bile bunu göremeyebiliyorsun. Yani hani lan demek ki dördüncü veya sekizinci tabanda yazacağız dört veya sekiz tabanında yazacağız bunları diye bunu bile görem görmezden geliyorsun unutuyorsun bazen soruyu boş bırakıyorsun bazen tekrardan çözeyim derken mesela bu çözümün hatalı olduğunu düşünerekten farklı bir yola ilerliyorsun farklı bir yoldan ilerleyince de yanlış bir cevabı ha demek ki böyleymiş diye yanlış bir cevabı işaretleyebiliyorsun. bunlara dikkat edeceksin tamam mı yani şunu sakın aklından çıkarma gireceğin sınav için sen zaten yüzden fazla denemeye girmişsindir. Adı bu adı üstünde bunların deneme gençler. Yani deneye deneye artık usta olman gerekiyor. Ee, çok fazla denemeye girmenizi rica ediyorum. Sınava sayılı günler kaldı ve bu sayılı günleri çok sağlam bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Süre yönetimini çok iyi yapmanız gerekiyor. Süreden ziyade stres yönetiminizi çok ama çok üst düzeyde tutacaksınız ki hatalara yer vermeyelim lütfen. Tamam? Ve geçelim diğer soruya. Yani. Bu soruda da devam. Aşağıda 10 tane kutunun her birinde birer sayı yazmakta demiş. Ve ardışık herhangi 3 kutunun içinde yazan sayıların da çarpımı birbirine eşitmiş. Bu çok değerli bir bilgi. Bu tarz sorulardan oldukça fazla da gördük aslına bakarsanız. İşte 3 ardışık 4 tane kutunun toplamı eşittir. Her ardışık 2 kutunun toplamı eşittir. Çarpımı eşittir gibi birçok soru var artık önümüzde. Karşımıza çıkıyor. Bu tarz sorularda da artık bir taktik geliştirdik aslına bakarsanız. Ee, ve bu taktiği de benim öğrencilerim zaten biliyor Eğer ilk defa izliyorsan ilk defa görüyorsan da Mutlaka bu taktiği sınavda da karşına çıkarsa Uygulamanı rica ediyorum senden Şimdi bak X çarpı Y çarpı Z sorulmuş bize Öncelikle gençler Ardışık 3 tane kutunun çarpımı eşitse Ben diyorum ki Hocam burada A yazıyorsa burada B yazıyorsa Burada C yazıyorsa Şimdi sana o taktiği anlatıyorum A çarpı B çarpı C olacak Ardışık 3 tane kutunun içerisinde yazan sayı Çünkü zaten bu da ardışık 3 kutuydu Şimdi ben eğer şuradaki ardışık 3 kutuyu seçecek olursam yani ikinci, üçüncü ve dördüncü kutuyu seçecek olursam e buranın da A çarpı B çarpı C gelmesi gerekiyor. Doğal olarak bunun A olması gerekiyor. E şuraya baktığımız takdirde A çarpı ne eksik? B eksik. A çarpı B çarpı C gelsin diye. E aynı şekilde şuraya baktığımız zaman yine C gelmesi lazım. Yani şimdi bir şey dikkat edin. ABC, ABC diye sıralanmış. O zaman bir diğeri de ne olacak? A, B, C olacak ve burası da yine A'ya eşit olacak. Şimdi benden x çarpı y çarpı z istenmişti hocam. E güzel istenebilir. E şimdi bak ben diyorum ki x çarpı y çarpı z ya. E y dediğim şey zaten a'ydı. x dediğim şey b'ydi ve z dediğim şey de a'ydı. Yani b çarpı a çarpı a isteniyor aslında bakarsanız. E burada b dediğimiz şey 2 üzeri 12 2 üzeri 12. Ya A dediğimiz şeye de 64 üzeri 4 olduğunu biliyoruz. 64 üzeri 4 çarpı 64 üzeri 4 denilebilir artık. Ya biz bunun cevabını arıyoruz. Peki 2 üzeri 12 zaten 2 üzeri 12 biçimde ifade edilebilir. 64 üzeri 4 nedir hocam? 64 2'nin 6. kuvvetidir. Ve bunun da 4. kuvveti var. Çarpı yine 64 2'nin 6. kuvveti ve yine 4. kuvveti var. Bak burası 2 üzeri 12 yapar. Yan taraf 2 üzeri 24'tür. Onun yanındaki de 2 üzeri 24'tür. Ve sen bunları çarpacak olursan 24, 24, 48, 12 da 60 yapar. Yani 2 üzeri 60 bize cevabı verecekmiş. 2'nin kuvvetlerine baktığımız zaman 60. kuvvet yok. Ama ama ben bunu 2'nin küpünün 20. kuvveti biçiminde yazılıp yazılabileceğini biliyorum. 2'nin küpünün 20. kuvveti. Yani bir nevi 8'in 20. kuvveti biçiminde yazılacağını bildiğim için doğru cevabına tabii ki E şıkkını verilmiştir diyeceğiz gençler. Geçtik bir diğer sorumuza. Üstü sayılara çalışan Mete diye bir arkadaş var ve A üzeri X işlemini defterine yanlış bir şekilde not ediyor ve bu şekilde öğreniyor. Yanlış not ettiği şekil nedir? O da şu A üzeri X hani normal şartlarında biz biliyoruz yan yana x tane a'nın çarpımıdır. Ama o defterine şu şekilde not etmiş. Yan yana x tane a'nın toplamı şeklinde not etmiş. Ve a üzeri x'i de bu sebepten kaynaklı burada x tane a anlamına gelen a çarpı x. Yani şunla şu zaten birbirine eşit olmuş oluyor. Bu şekilde not etmiş bu şekilde öğrenmiş. Ve şimdi öğrendiği gibi de uygulayacak zaten. 2 üzeri 8 çarpı 4 üzeri 4 işleminin sonucunu defterine aldığı nota göre işlemi hatasız yapan Mete Doğru sonucun kaç bulmuştur diye soruluyor. Şimdi 2 üzeri 8 ve elimizde bir de 4 üzeri 4 var. Bu adam 2 üzeri 8'i 2 kere 8 olarak öğrenmiştir. Ve 4 üzeri 4'ü de 4 kere 4 olarak öğrenmiş. Bunları çarparsa sonucu elde edecek. Peki bunları nasıl çarpar? 2 kere 8 16, 4 kere 4 16 der. 16 kere 16'yı hesap eder. 16 kere 16 da bize zaten 256'yı verecektir. Şimdi güzel. Çünkü karşısına artık üssü sayı çıkmayacak. 256 olarak yazdı. Peki diyor ki doğru sonucun kaç katını bulmuştur? Doğru sonuç nedir? Doğru sonuç da 8 de 4 üzeri 4'ün çarpımı aslına bakarsan hani yazalım bunu da. 2 üzeri 8 çarpı bak bu 2'nin karesinin 4. kuvvetidir. Yani 2 üzeri 8 de 2 üzeri 8'in çarpımıdır. Yani 2 üzeri 16'nın ta kendisidir üstler toplanarak. 2 üzeri 16'yı hesaplamak istiyordu. 256'yı buldu. Peki kaç katını bulmuştur? Eğer ki ben 256'yı 2 üzeri 8 biçimde yazarsam ve 2 üzeri 16'yı da bu şekilde oranlarsam kaç katını bulduğunu elde etmiş olurum ki 8'den 16'yı çıkarırsanız 2 üzeri eksi 8'i bulursunuz. 2 üzeri eksi 8 de bize cevabın ta kendisini verir. Yani cevabımız E şıkkında verilmiştir sevgili arkadaşlar. Geçelim bir diğer soruya. Ahmet diye bir vatandaşı var. Üstü sayılarda çarpma işlemi konusunda çalışırken yanlışlıkla A üzeri X ile A üzeri Y'nin çarpımını normalden üstler toplanması gerekiyor ya bu üstleri çarparak ifade etmiş ve bu şekilde öğrenmiş. Bak dikkat et bu tarz sorular karşına gelebilir. Yanlış bir bilgi şeklinde sorunun içerisinde bir özne verir. O özne konuyu yanlış öğrenmiştir ve buna göre işlem yapmıştır ki ÖSYM bunu sıkça yaptı. Yanlış bir şekilde öğrenmiştir. Bu yanlış işlemlere göre, öğretilenlere göre senin de işlem yapman istenir soruda. Haberin olsun. Öğrendiği özelliğe göre de mesela 3 üzeri x eksi 1 ile 3 üzeri x artı 1'in çarpımını 9 üzeri 4 olarak bulmuş. Denklemi doğru şekilde yapmış. X değerini M doğal sayısı olarak bulmuş. Yani bu denklemi sağlayan X'i kendi yaptığı yöntemle M olarak bulmuş. Buna göre 3 üzeri M eksi 1 ile 3 üzeri M artı 1 işleminin gerçek sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bir doğru, hesa doğru hesaplayacağız ama öncelikle M'yi hesaplamamız gerekiyor. Yanlış bir işlemle. Şimdi bu adam Üstleri toplamak yerine ne yapıyordu? Üstleri çarpıyordu. E madem öyle ben x eksi 1 ile x artı 1'i çarparsam 2 kare farkının açılımıdır zaten bu. x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı x kare eksi 1 yapacaktır. Eşittir 9 üzeri 4. 9'u ben 3'ün karesi ve bunu 4. kuvveti biçimde ifade edersem. Burası nedir arkadaşlar? 3 üzeri 8'dir. Yani 3 üzeri x kare eksi 1'i 3 üzeri 8 olarak elde etmiş. Şimdi dikkat ediyorsun x kare eksi 1 o halde 8'in ta kendisine eşittir diyebiliriz değil mi? Pekala yazdım x kare eksi 1 eşittir 8 e buradan x kare eşittir 9 ve x eşittir 3 gelecektir. Tabi eksi 3 de gelebilir fakat m doğal sayısı olarak bulmuştur diyor. Doğal sayı bulduğuna göre eksi 3 değil artı 3'müş. Burada bulduğumuz x değeri m'nin ta kendisine eşittir. m 3'müş arkadaşlar. Şimdi biz doğru bir şekilde işlem yaparak 3 üzeri m eksi 1 demiş. Yani 3 üzeri 3'ten 1'i çıkardım 2. Ve 3'e 1 ekledim. 3 üzeri 4 yaptı. 3'ün karesiyle 3'ün 4. kuvvetinin çarpımı 3 üzeri 6'dır. O halde bu da bizim cevabımıza eşittir. Yani cevap B şıkkında verilmiş. Geçtik sonraki soruya. Aşağıdaki kutulardan her birinin içine eksi 2 eksi 1 0 1 2 kümesinin iki farklı elemanı yazıyor. Bak birbirinden farklı elemanlar yazılıyor ve eşitlik sağlanıyor. Bu eşitlik sayesinde de biz hep 1'e eşit olan bir sonuç elde etmemiz gerekiyor. Bu eşitlikte kırmızı kutu üstü ifadenin tabanı, sarı kutuda üstü ifadenin kuvvetidir. Buna göre bu eşitlik kaç farklı biçimde sağlanabilir diye sorulmuş. Şimdi biz 1'i elde etmeye çalışacağız. Çok tehlikeli sorulardır. Eksik sayım yapabilirsin. Bu eksik sayımlardan kaçınmak için de biz bazı kuralları bilmemiz gerekiyor. Mesela bir üstü ifadenin sonucu nasıl 1 çıkar? Bunları şuraya 3 tane madde halinde yazabiliriz. 3 tane var zaten bak. 1'in her kuvveti 1'e eşittir diyeceksin abi. Bir sayısının üstüne ne yazarsan yaz sonuç hep 1 olur. İkinci özellik olarak sıfırdan farklı bir sayının sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti daima 1 yapar diyeceğiz. Ve üçüncü olarak da eksi 1 sayısının çift kuvvetleri daima ve daima 1 yapar diyeceğiz. Bu üç özelliği bilmen yetiyor kardeşim. E şimdi madem öyle gel hocam soruyu beraber çözelim. 1'in her kuvveti 1'di zaten. Doğal olarak ben taban kısmına 1'i yerleştirdikten sonra buraya eksi 2'yi, eksi 1'i, 0'ı ve 2'yi yazabilirim. Ve buradan toplam 4 tane durum söz konusu olur. 1'e eşit olan. 4 tanesini buldum. Güzel. Şimdi geldim ikincisine. Yani sıfırın sıfırıncı kuvveti haricindeki sıfırın pardon herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 yapar muhabbetine. E şimdi o zaman ben eksi 2'nin sıfırıncı kuvvetini alabilirim. Eksi 1'in sıfırıncı kuvvetini alabilirim. 2'nin sıfırıncı kuvvetini alabilirim. Şimdi 1'in de sıfırıncı kuvvetini alabilirim. Lakin ben 1'in sıfırıncı kuvvetini zaten burada saydığım için bir daha saymayacağım. E doğal olarak artık burada şunu eledim. Ve burada da kaç tane durum oluştu? 3 tane daha durum oluştu. Böylelikle cevabın 6 olamayacağı gerçeğini de öğrendik. Pekala. Bir de eksi 1'in çift kuvvetleri vardı. Eksi 1'in kaçıncı kuvveti hocam? Eksi 2. kuvveti ve eksi 1'in 2. kuvveti bize neyi verir? Şimdi eksi 1'in hocam 0. kuvveti de yok mu? Var aslında ama bekle bir saniye. Bak eksi 1'in eksi 2. kuvveti 1'dir. Eksi 1'in 2. kuvveti yine 1'dir. Yani buradan iki tane durum geldi. Bunu saymayacağım. Neden? Çünkü ben az önce onu saydım. Bak eksi birin sıfırıncı kuvveti. Bir daha bir daha saymaya gerek yok. O zaman iki tane de durum burada söz konusu. E 4 buradaydı. 3 burada. 2 de burada toplam 9 tane durum vardır. Yani cevabımız da C şıkkında verilmiştir. Diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla geçtik. Bir diğer soruya. Yani. Bu soru direkt olarak TYT'de karşına çıkabilitesi yüksek olan bir soru. O yüzden beni çok ama çok iyi dinle. Tamam mı? Aç algılarını. Şimdi bir kenar uzunluğu A birim olan bir karenin alanı A kare birim karedir denilmiş. Yani bu şekilde alan bulabilirsin. İki kenarı çarparsan alan karşıda çıkar diyor. Yukarıda 3 tane karenin kenar uzunlukları bir cetvel yardımıyla gösterilmiş. Sarı ve kırmızı karenin alanları sırasıyla 2 ve 6 birim kare olduğuna göre X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamış. Şu sarı gençler. Bu sarı bu da kırmızı en sağdaki. Pekala. Şimdi bunun alanı 2 birim kareymiş. Bunun alanı da 6 birim kareymiş. Peki şimdi biraz düşünelim seninle birlikte. Hocam bunun alanı eğer 2 ise bir kenarı kök 2'dir. Çünkü kök 2'nin karesi 2 yapar. Demek ki bunun da bir kenarı kök 6 olacak. Pekala o zaman bunun bir kenarı kök 6 ise ve burası da sayı doğrusuysa o halde ben diyorum ki şurası hocam kök 6'dır. Ve şurası da kök 2'yi verir bana. He, şimdi ben burada x bölü 3 hakkında bir bilgi buldum kök 2 küçüktür x bölü 3 o da küçüktür kök 6 diyebilirim artık. E peki ben burada x'i nasıl yalnız bırakabilirim? Ya da kök 2 ile kök 6 aralığında x'i 3'e böldüğüm takdirde kök 2 ile kök 6 aralığında kalan bir sayı varsa ben bunu nasıl bulurum? Hocam ben ne dedim hep? Köklü sayılarla yaklaşık değerleriyle uğraşma. Tamam mı? Uğraşma. E ne yapmam gerekiyor hocam? Şunu yapacaksın ilk. Gel bu aralığın karesini alalım. Yani kök 2'nin karesi 2, kök 6'nın karesi 6. Tabii ki bir kenarı x bölü 3 olan e, karenin alanı nedir? x kare bölü 9'dur. Şimdi 9'u ben şunla ve şunla çarparak 18 küçüktür x kare o da küçüktür 6 kere 9 54 yapar diyebilirim. Karesi bak karesi 18'de 24 aralığında olan x'lerin tam sayıları değerlerinin toplamını bulacağız. Bak tam sayı olacak bunlar ha. Tamam Şimdi karesi 18'den büyük olan ilk 5'in karesi var. Değil mi? Hemen şununla yazalım. 5'in karesi var. Başka 6'nın karesi 36'dır. 18 ile 54 aralığındadır. 7'nin karesi 49'dur. 18 ile 54 aralığındadır. Başka var mı? Yok. E başka yoksa x'lerin alabileceği değerler burada 5, 6 ve 7'dir. İşte bunların toplamı sorulmuş. Bunların toplamı bize 18'in ta kendisini verir. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geçtik bir diğer sorumuza. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere A, B, A karenin karekökü ve kök içerisinde B sayılarının sayı doğrusu üzerindeki yerleri aşağıdaki şekilde gösterilmiş bize. Şimdi buna göre diyor 3 tane bize cümle kurmuş bu cümlelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi bak güzel kardeşim bu A karenin karekökü muhabbeti sana hemen orada hemen ilk yapman gereken şey bu. Tamam orada göze batan tek şey bu çünkü şu. Peki bu nedir? Tabii ki A'dır değil mi? Söyle bakayım. Tabii hocam karesini aldım. Sonra bir de kare kökünü alınca aynı şeyi bulurum. İşte yanılıyorsun. Neyi bulursun biliyor musun? Mutlak değer A'yı bulursun. Mutlak değer A. Yani aslına bakarsan benim sayı doğrumun görüntüsü aynen şu şekildeymiş. A buradaymış. B burada. Kök B burada. Ve burada da mutlak değer A varmış. Tamam. Şimdi o halde şöyle düşünelim. Mutlak değerini alınca sayı kendisinden daha büyük oluyorsa o sayı A sayısı negatiftir hocam. Şimdi ben A'nın negatif olması gerektiğini buldum. E tabi mutlak değer A oldu. İşte pozitif sıfır arada bir yerde kalıyor değil mi? Şimdi düşünelim. B sayısı da karekök B'den daha küçükmüş. Şimdi karekök kök B diyebildiğime göre yani ben karekökün içerisine B'yi yerleştirebildiğime göre B kesinlikle pozitif. O halde sıfır şuralarda bir yerde olacak. Şimdi artık ben sıfırın nerede olduğunu bildiğime göre hangisinin negatif hangisinin pozitif olduğunu biliyorum. Hatta ve hatta B ve kök B için ekstra bir yorum da getirebilirim. Ne yorumu biliyor musun? Bak şuraya şöyle bir tane çizelim. Derim ki burası da 1'dir. E niye? Çünkü karekökü kendisinden büyük olan sayılar sadece ama sadece 0 ile 1 aralığındadır. Aa çok güzel bir yorum. Unutmuştun değil mi? Unutma bir daha. Şimdi hocam 0 ile 1'i de bulduğumuza göre artık yorum yapalım. A 0'dan küçüktür demiş. Bu kesinlikle doğru. Negatif olduğunu bulmuştuk. Bu doğru. B birden küçüktür demiş. Evet B'nin de kesinlikle birden daha küçük olması gerektiğini anlamıştık. B karenin kare kökü, yani mutlak değer B tam sayıdır demiş. E, mutlak değer B sıfırla bir arasında bir kesirdi. Basit kesirdi. Yani bir tam sayı değildir. O halde üçüncü öncülü eledim. Cevabım 1-2 oldu. Doğru cevap B'ydi. Geçtim diğer soruya. Şimdi gel hocam senle bu güzel soruya bir bakalım. A ve B birer pozitif gerçel sayı olmak üzere. A kök B ile B kök A'nın A kök A artı kök B'ye oranı eşittir 4 olarak verilmiş bize. Buna göre A kök A ile B kök B'nin çarpımının değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi yukarı baktığın zaman yani pay kısmına baktığın zaman burada ortak olan bazı ifadeler görebiliyoruz. Ki bu ortak olan ifadelerden bak şöyle düşün. Ben buradaki A'yı kök A çarpı kök A yazarsam bir tane de kök B var burada. Artı yandaki B'yi kök B çarpı kök B olarak yazarsam ki yanında da bir tane kök A var. Şimdi bu sadece pay kısmı için geçerli. Burada ortak olan hangi ifadeler var? Bak kök A ile kök B ve kök A ile kök B burada mevcut. O halde ben burayı kök içerisinde A çarpı kök içerisinde B biçimde yazarım. Bunu yazdıktan sonra parantezi alırım. Şurada ne kaldı? Kök A. Artı burada ne kaldı? Kök B kaldı hocam. E şimdi paydada ne var? Hocam yine kök A ile kök B'nin toplamı var. Artık ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bunlar birbirini götürür. Aynı ifadeler çünkü. Sıfır da olamıyorlar bunlar. Niye? Çünkü A ve B pozitifti. E madem öyle ben kök A ile kök B'nin çarpımının aslına bakarsan 4 olması gerektiğini öğrendim mi? Gayet iyi öğrendim. Şimdi gel hocam şuna bakalım. Burada A kök A ile B kök B'nin çarpımı soruluyor ya bana. O zaman şöyle yapalım. Ben buradaki A'yı kök A çarpı kök A diye yazıp yanında da bir tane daha kök A olduğunu bilmiyorum. Bak A kök A Gördün mü? O zaman diğerini de ben kök B çarpı kök B çarpı kök B yazarım. E şimdi düşün. Kök A ile kök B'nin çarpımı 4 ise buradaki kök A ile kök B'nin çarpımı da 4'tür. Buradaki kök A ile kök B'nin çarpımı da 4'tür. Yani cevap 4 çarpı 4 çarpı 4'müş. Peki 4 çarpı 4 çarpı 4 bana 64'ü vermez mi? Verir. Yani cevabımız o halde D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla geçtik bir diğer soruya. Buna benzer bir soru karşına çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden beni çok iyi dinle. Hem TYT'de hem de AYT'nin ilk 10 soru kısmında buna benzer çok fazla soru soruyorlar. O yüzden pür dikkat dinle lütfen. A, B ve C. Gerçel sayılar olmak üzere. Şimdi A sayısını kök 3 eksi 1 olarak vermiş. A kere B 1'miş. Ve A sayısı B kere C'ymiş. E buna göre, buna göre. 3 tane eşitsizlik vermiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle A sayısı kök 3 eksi 1 ise kök 3 dediğim sayı kök 3 dediğim sayı kök 1 ile şöyle gösterelim kök 1 ile kök 2 arasında mı kök 4 arasında değil mi şimdi kök 1 bir 1'dir kök 4 de 2'dir demek ki 1 ile 2 aralığında bir sayı yani kök 3 dediğim sayı aslında 1 küsürat bir sayı ben bu 1 küsürat sayıdan 1'i çıkaracak olursam e biz de 0 küsürat bir sayı elde etmiş oluruz yani a sayısı kesinlikle ama kesinlikle 0 ile 1 aralığında bak 0 burada 1 burada a sayısı kesinlikle buradadır hocam. tamam bu 1 cepte daha sonrasında ben A'nın artık basit kesir olduğunu biliyorum. Değil mi? Bu basit kesirle ben ancak bir bileşik kesri çarpmam gerekiyor ki yani çarpımsal ters aslında A'nın. Çarpmam gerekiyor ki 1'i elde edelim. O halde B sayısı kesinlikle ama kesinlikle 1'in sağ tarafında. Yani bu tarafta. 1'den büyük. Ve daha sonrasında C sayısı için de bak A sayısı A sayısı B ile C'nin çarpımıdır demiş. Mesela örnek veriyorum. A sayısı 1 bölü 2 iken B sayısı 2 olacaktır değil mi? 2 kere C ise o zaman C kesinlikle 1 bölü 4'tür. Yani A'dan da daha küçüktür. Demek ki C sayısı da buralarda bir yerde olacak. Şimdi ben A'yı B'yi C'yi sıraladım mı? Şöyle bir sıralama var mı bak. C A'dan küçük A B'den küçük C ile A sıfırla 1 aralığında. Çok güzel. A'nın birden daha küçük olması gerektiğini biliyoruz zaten. Bu cepte. B sayısı B kareden daha küçüktür. B sayısı birden büyük olduğu için karesini aldıkça büyüyecek. Dördüncü kuvvetin al daha da çok büyüyecek. E madem öyle B sayısı B kareden daha mı küçük olur? Evet daha küçük olur. Ve son olarak C kare C'den daha küçüktür demiş. E C sayısı basit kesirdi. Ben bu basit kesirlerin karesini aldıkça kendisinden daha küçük değerler bulmam gerektiğini biliyorum. O halde C kare de C'den daha küçüktür. Yani buradaki tüm öncüller doğru, tüm eşitsizlikler doğru. O halde cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Geçelim mi diğer soruya? Evet geçelim bakalım. A ve N pozitif tam sayı olmak üzere. Kök A Kök içinde a artı n, kök içinde a artı 2n, nokta 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 biçimde bir düzenek oluşturmuş şeklinde küçükten büyüğe sıralı sayılara a başlangıçlı en artışlı ardışık köklü sayılar denir. Örneğin 2 başlangıçlı ve 3 artışlı 4 tane ardışık köklü sayı, kök 2, kök 5, kök 8, bak 3 artışlı diyor ya, kökün içindeki sayı 3'er 3'er da hareket ediyor. Gördün mü? 4 tane ardışık köklü sayı varsa 4 tane de yazdık. Kök 2, kök 5, kök 8, kök 11 oldu bunlar. Peki 4 başlangıçlı ve 5 artışlı M tane ardışık köklü sayıların en büyüğü bir rasyonel sayıdır denilmiş. Buna göre M'nin alabileceği en küçük 3 değerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Zaten 4 başlangıçlı olduğu için kök 4 ile başlayacağım. E sadece kök 4 olsa mesela kök 4 tamam 5 artışlı ama ben bunu hiç arttırmam ve böylelikle bir tane olur arkadaşlar. Yani burada m tane demişti ya o m, m mi emin alabileceği değerlerden bir tanesi 1'dir. Şimdi kök 4'ten sonra 5 eklersem içeri kök 9 olur. Aha da bu da bir rasyonel sayı. O zaman ben bu m'yi 2 tane de seçsem yine sıkıntı yok gençler. 2 tane olursa son terim bir rasyonel sayı olacaktır. 3. Peki başka? Kök 4 Kök 9 2'den fazla olduğunu biliyoruz artık 3 tane sormuştu. 5 eklersem kök 14 bir rasyonel değil. 5 eklersem kök 19, 5 eklersem kök 24, 5 ekledim kök 29, 5 ekledim 34, 5 ekledim 39, 5 ekledim 44, 5 ekledim 49 geldi ki bu da 7'dir. Demek ki arkadaşlar buradaki m kaç olacak? 5 tane burada, 4 tane burada 9, bir tane burada 10. Yani buradaki m bir de 10 olabilir arkadaşlar. Tamam Demek ki bu men alabileceği 3 tane değerin en küçük 3 değerin toplamı sorulmuştu bize. 1 2 10 daha 13 yapar. Cevabımız da B şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geçtik diğer sorumuza. Bu soruda bizim son sorumuz ve çok güzel bir soru. Lütfen iyi dinle. TYT'den daha çok AYT'ye yatkın bir soru. İlk 10 soruya yatkın bir soru. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine 3'ten büyük bir a doğal sayısının yazılmasıyla oluşturulan sembolün değeri 1 bölü kök 2 artı 1, 1 bölü kök 3 artı kök 2, 1 bölü kök 4 artı kök 3 şeklinde devam ediyor ve 1 bölü kök a artı kök a eksi 1. Bak içine yazılan doğal sayıya kadar devam ediyorsun ve 1 eksiğinin de kare kökünü alarak payda kısmına 1'in paydasına yazıyorsun ve tüm bu toplamı n ile çarpıyorsun. n neydi? Düzgün çokgenin kenar sayısı. Tamam mesela burada örnek de vermiş bize düzgün çokgenin kenar sayısı burada üçgenin içine yazıldığı için 3'tür. Bak 3 e nereye kadar devam edeceğiz? 4'e kadar bak. Kök 2 artı 1'den başladım. Kök 3 artı kök 2. Kök 4 artı kök 3. Bak 4'e kadar devam etti ve bıraktım. Buna göre demiş 7'nin karesi yani 49. 49'u altıgenin içerisine yazarsan sonuç ne olur diye sormuş. Bir kere buradaki altıgen olduğu için ben bu parantezin sonuna bir kere 6'yı yazacağım. Bu kesin. Peki neyle başlayacağım yine? 1 bölü kök 2 artı kök 1 ile yani kök 2 artı 1 ile başlayacağım. Artı sonra 1 bölü kök 3 artı kök 2 diye devam edeceğim. 1 bölü kök 4 artı kök 3 diye devam edeceğim. Nokta nokta nokta. En son 1 bölü kök 49 artı kök 48 diye devam etmem gerekiyor. Değil mi? Tamam. Ben bu işlemin sonucunu merak ediyorum. Şimdi ben bunların paydasının tamamının irrasyonel olduğunu biliyorum. E tamamı irrasyonelse tamamını rasyonel yapmanın tek bir yolu var eşlenikle çarpmak. Ki şu şekilde bir ifade varsa elimizde. Şu şekilde. Yani ardışık iki tane sayının kare köklerinin toplamı gibi bir ifade varsa ben bunun eşleniğinin şu olduğunu gayet iyi biliyorum. Mesela kök içerisinde x artı 1 eksi kök içerisinde x olduğunu biliyorum. Bu bunun eşleniğidir. Bunları çarptığın takdirde a eksi b ile a artı b'nin çarpımından a kare eksi b kare gelecek ya x artı 1'den x'i çıkarmak demektir. Yani 1'i elde etmek demektir. Ardışık bu şekildeki sayıların Kare köklerinin toplamı veya farkını eşleniyle çarparsanız hep 1'i elde edersiniz. Aradaki farkı elde edersiniz. E şimdi demek ki ben burada bunu kök 2 eksi 1 ile, bunu kök 3 eksi kökü ile, bunu kök 4 eksi kök 3 ile, bunu kök 49 eksi kök 48 ile çarparsam paydalarının tamamı 1 olacak. Kolayca da toplanacak o halde. Paydalarının tamamının 1 olduğunu biliyorsam artık üst tarafları yazsam yeterli. Yani kök 2 eksi 1 artı, kök 3 artı kök 2 artı. Kök 4 eksi kök 3 şurası eksi olacak arkadaşlar. Şurası aynen. Ve daha sonrasında nokta 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 en son kök 49 eksi kök 48 diyeceğiz. Tabi o kısmı siz görmediniz. Ben hemen şöyle çekeyim kenara. Tamam. Burada yapalım işlemimizi. Şimdi bakın gençler iyi dinleyin. Ben burada kök 2 ile eksi kök 2'yim. Kök, kök 3 ile eksi kök 3'ü kök 4 ile artı eksi kök 4'ü götüreceğim ve en son sağ tarafta küçük olanlar gittiği için eksi kök 48 de gidecek ve elimizde sadece kök 49 da eksi 1 kalacak kök 49 7'dir 7 eksi 1 6'dır burada bir de çarpı altın vardı unutmayalım 6 çarpı 6 bana cevabın ta kendisini verir yani cevabımız 36 olacakmış doğru cevap B şıkkında verilmiştir diyebiliriz ve bu da tabii ki bizim son sorumuzdu Arkadaşlarım bir sonraki konuda bölme bölünebilme de artık görüşeceğiz çok güzel bir tekrar oluyor çok güzel tekrar soruları yani direkt olarak sınavda karşına çıkabilecek soruları çözüyoruz ve bundan kaynaklı ben bunları sizlere gösterebildiğim için sizlerle buluştuğum için buluştuğum için çok ama çok e, mutluyum umarım sen de aynı mutluluk hissiyatını, aynı öğrenme e, hevesini koruyorsundur ve bu şekilde öğrenmeye, netine net katmaya, sınavları fulllemeye devam ediyorsundur diyelim. Unutmayın ücretsiz pdf'leriniz açıklama kısmında mevcut. Tamamını ekledim. Tamamını önceden çıkarıp video yayınlanmaya başlamadan önce bile kendin çözmeyi deneyebilirsin. Unutma. Sadece cevap anahtarları yok ama zaten videolardan öğrenebiliyorsun cevap anahtarlarını. Gençler sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.